Jack abi. Evet. Sizi tanıyalım efendim. Zeki Sungur. Zeki Sungur. Zeki Bey. Düğün taraycısı. Düğün taraycısı. Eskiden altın gibi hazinekli olan yine şu anda rağbet var mı? Yok. Rağbet yok. Peki bu rağbet olmayışın sebebi ne? Rağbet olmayan sebebi. Gel yapacaktı efendim. Millet sosyeteleşti. Sosyeteleşti, evet. Yunga çıkmak istemiyor. Yunga her sene bakım ister. Evet. Şimdi yunga bakım olmuyor. Yapmıyorlar. Olmuyor. Gelincekleşmiş. Eskiden örnek veriyorum. Günlerde rağbet varken işleriniz nasıldı? Şu anda nasıl? O zaman çok. O zaman güzeldi. Şimdi şu anda bittiğini söylüyorum. Peki size göre elyaf mı daha sağlıklı, yün mü daha sağlıklı? Ya canım elyaf. Sağlıklı olur mu? Elyaf naylon ya. Petrol. Petrol. Tabii canım. Ama yün daha sağlıklı diyorsunuz. Yün daha sağlıklı. Terin alır, sıcak tutar, serin tutar. Yün gibi var mı yani? Yün doğal bir şey. Yün doğal bir şey diyorsunuz. Peki vatandaşlara yünle ilgili tavsiyeleriniz nelerdir? Valla kullanacaklarsa yün. Elyaf hasta yapar. Evet. Elyaf hasta yapar. Eskiden düğünlerde bir mesela gelin işinde kız verme işinde. Onlar kalktı. Artık. Onlar bitti. Artık bitti. Onlar bitti. Yani şu anda. Onlar bitti. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler. Yorgan, yatak, yastık yaparız ama onlar çok azaldı. Azaldı. Onlar artık rağbet yok diyorsunuz. Yok yani. Yok. Bitti. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Günlerde peki şu anda tekrardan bir soru sorayım. Günlerde ne yapılıyor peki gelenler genelde? Ya yorgan yapıyoruz. Genelde yorgan yastık yapıyoruz. Genelde? Yani bilen, evet. Sağlığını düşünen bilen, evet. Genelde yorgan, yastık. Eskiden gelinler yün yorgan istiyordu. Eskiden gelinler yorgan, yünlü yorgan istiyordu. Şu anda istiyor mu peki? Hayır. Bakımı zor geliyor onlara. Bakımı zor olduğu için bakımı, artık yün istemiyor. Yok canım yok. Laylonlaştık gelinler. Laylonlaştık diyorsunuz. Gelinler laylonlaştı. Gelinlerin laylonlaştı evet. Diyorsunuz. Evet. Peki şöyle bir şey daha soralım. Yünün sağlıklı, elyafın sağlıklı olmadığını söylüyorsunuz. Peki evet. Bunu nasıl, neyden kaynaklanarak söylüyorsunuz? Ya şimdi bu yün doğal. Evet. Laylon, elyaf, petrol. Evet. Yani laylon kışın dondurur, yazın yakar. Yakar. Hasta yapar insanı. Hasta. Yani, laylon. Ama bunun kıymetini kimsenin bilmediğini söylüyorsunuz. Tabii canım. Ondan tabii. Kaynaklanmıyor. Tabii. Yani şimdi boyun ağrısı, boyun fıtığı, bel fıtığı neden kaynaklandı? Evet. Elyaftan, soğuktan, sıcaktan. Mesela yatıyor sıcakta elyafa, terliyor, kalktı mı boynu kütük gibi donuyor. Evet. Ama yün serin, kışın sıcak. Yazın serin, kışın sıcak. Kışın sıcak olduğu için. Ben şimdi su getirin, dolabı doldurup suyu, pet şişelerinden yünün arasına koyun. 3 gün soğumaz, 3 gün buz erimez. Ama laylona koy, biter. Bitti. Bitti canım, laylon ya. Her şey laylon olduğu için sağlık da gitti diyorsunuz. Evlenmeyin bekarlar, laylon kızlar çıkacak. Çıktı yani. Laylon kızlar çıkacak diyorsunuz. Çıktı diyorsunuz. Bakın, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.